İyi akşamlar İpeke günlük grafik e, 2 Eylül'de bir video yapmıştım en son İpeke'ye üvey evlat demişti bir arkadaş yani biliyorsunuz Koza grubu akla geldiği zaman İpeke aslında e, en son akla gelen senet daha çok Koza Anadolu ve Koza'dan e, popüler olanlar onlar biraz daha galiba bana öyle geliyor yani bilmiyorum da yani biraz baktığım zaman küçük yatırımcı daha çok bu ikisine e, burada da önem veriyor. Şimdi de tabi böyle şey geniş baktığınız zaman grafiğe yani net bir destek hattımız var görüyorsunuz 10 lira civarına geldiği zaman ipeke burada alıyorlar. Kurtlar hemen e, kapıyor ipekeyi. Oradan yukarı doğru yavaş yavaş bazen hızlı bazen yavaş daha doğrusu hareket başlıyor ve bu hareket çoğunlukla e, 13 civarlarında ilk direnciyle karşılaşıyor ve 13'ten sonra e, işte artık bir gündemde bir şey varsa bir haber bir şey olursa yukarı kırıyor gidiyor biraz da ee, sonra tekrar tumba aşağı yani grafik zaten net belli işte 10 lira da al yani ben sat tavsiyesi olarak söylemiyorum yani grafik olarak 10 lira da al e biraz kar bulunca kırılma olduğu zaman sat hiç kırılımlarda da doğru düzgün fake atmadı yani bir tek şurada bir ufak bir fake attı Ocak ayında ki burada yabancılar giriyordu onu hatırlatırım <laughs> çok betası yüksek hareketlerde Onun dışında da pek fazla fake atmadı. Yani kırdığı zaman bir destekleri aşağı yönlü gitti. Şimdi tekrar aynı seviyede alındı. Yani işte burada diyorum ya net gözüküyor. 11 civarlarında. Bu sefer daha aşağı pek ittirmediler. Biraz daha rekabet erken başladı orada. Yukarı doğru bir hareket. 200 gün ortalamasına takıldık. Kaldık İpeke'de. Aslında bu bir deneme gelmiş 6 Eylül'de. Ben 2 Eylül'de videoyu çekmiştim. Şurada. 6 Eylül'de üstüne çıkmış. Ee, ama tabi biraz acımasız ya satış yemiş. Fakat gördüğünüz gibi kırmızıyı çekersiniz. Ya bu işin ABC'si budur. Yani teknik analiz dediğiniz şey bundan ibarettir. Kırmızıyı çekersiniz. Ee, kırmızı kırılamadıysa değil mi? Akım yukarı devam ediyordur. E, kırılmış mı? Gelmiş 12 liradan desteğini almış. iyi kötü, iyi kötü bir akımı sürdürmeye uğraşıyor şimdilik İpek'e. Tabi önümüzdeki günlerde İpek'e de 12.80'in tekrar geçilmesi yani şu 200 gün ortalamanın tekrar kırılması ve 13'ün üstüne bir hareket görmek lazım. 13'ün üstüne giden bir hareket varsa piyasa yani şimdi şuraya sol tarafa baktığımız zaman 13.70 var direnç olarak ama hani biraz daha böyle geniş açıdan ve avansı bakarsanız işe 14 civarları burada asıl daha böyle dikkate değer tepeler var. 14'te. <laughs> Dolayısıyla yani o alan geçildikten sonra 14'e bakılır. Yani kırılıyorsa orada çok betası yükselmişti. Daha önce ne zaman kırsa bu fiyata e, yüksek böyle volatil hareketlerle bir yukarı hareket gördük. Aynısını görürsünüz anlamına gelmez bu ama bir heyecan yaratırsa olabilir. Yani o da bir stratejinin bir parçası olması lazım. E, kötü bir şey yok yani. Peki de major anlamda e, zaten hani aşağı yönlü bir grafik değil. Böyle devasa yatay bir alan görüyoruz. RSI 53 yani bir miktar denge alanına gelmiş. Hafif bir güç kaybettiğini görüyoruz zaten. sizin. Yani grafikte de orada sert satışlar yemiş. Etkisi olmuş çok fazla. Ama hala e, yani 50'nin üstünde en azından alıcıların olduğunu gösteriyor bize. Makti tabi negatif kesmiş. Yani sat kesmiş 9 Eylül'de. Fakat destek çalıştığı için herhangi bir e, şey yok. Yani bir sorun değil Makti'nin sat kesmesi. O yüzden burada tabi destek 12 ki yakın da desteğe çok uzakta değil yani 12 12 12 10 civarları takip edilir ya da 12 olarak düz olarak da bakabilirsiniz 12 11 marjınız varsa 11 88 de kabul edilebilir yani böyle avans vereceğim ben kırmızıyı kırdığı zaman hemen arkadaş öyle karar almam diyen varsa hani ben kırmızı mırmızı bilmem 50 gün ortalaması 11 88 buraya kadar genişletilebilir aslında e, tabii şimdi 50 kırılıyorsa ama e, göstergelerin durumu da malum 50 gün kırıldığı zaman e, biraz daha tedirgin bir ortam olabilir. Hani kişiye göre hep söylüyorum değişir destek meselesi. Adam ne kadar karda olduğunu bilemezsiniz kimin. Bazısı karından çok vazgeçmez. O daha yukarılarda kullanabilir. Veya çok sabırlıysanız dediğim gibi bir avansa verebilirsiniz. Şunu soran var yani gün içi nasıl oluyor bu destek takibi falan filan diye. Ya gün içi şimdi kapanı hep ben anlatıyorum. Kapanış esasıyla teknik analiz olur. Yani gün içini dahil etmiyoruz. Günlük ben etmiyorum yani günlük teknik analize Fakat gün içi kendinizi şöyle savunabilirsiniz. Burada yapın diye söylemiyorum da hani genel olarak günlük marjın dışına koyarsınız stopunuzu. Yani ben gün içi stop nasıl kullanacağım bakamıyorum. Açamıyorum işim var. Sabah kalkıyorum bir kere stop ayarlayacağım mesela. Yani o tür durumda şöyle geçmişten söyleyeyim. Bakın burada... %2'ye kadar kayıplar hatta %3'e kadar kayıplar gün içi hareketlerinin içine içinde yer alıyor İpek'in. Yani gün içi hareketlerinin içine %3'e kadar görüyoruz biz onu. E, dolayısıyla yani böyle zamanlarda gün içi tahmin edilen olabilecek gün içi hareketin dışına koyarsınız. Atıyorum %3'ler %3, %3 çekilmeler normal. Yani şu tablodan gördüğümüz kadarıyla değil mi? Sık sık var. %2 ile 3 arasında, 3,5 arasında. E, tutar onu %4'e koyarsınız bu tür durumlarda eksi dörde. Yani orası pek gelebilen bir, değebilen nokta değil. Eğer orayı kırıyorsa zaten yani teknik trade ediyorsanız öyle kabul edersiniz. O, orayı da aşıyorsa artık helal hoş olsun yapacak bir şey yok dersiniz yani. Tabi var mıdır için sonunda boşu boşuna stop? Her zaman vardır. Çok öyle volatil böyle günlerde ki e, bu, hani biz yüz genelinde bazen <laughs> oluyor. Uzun zamandır görmedik ama volatilite çok fazla oluyor. O tür günlerde tabi. E, boşu boşuna da patlatabilir ama unutmayın her zaman da sizi bir e, riskten korur. Başka yere gittik onu ama e, herkese iyi akşamlar yani ben de anlatabilmişimdir umarım. Ha şey söyleyeyim hacimler e, yani e, Temmuz Ağustos'a göre hala olumlu alıcılı günler oldukça e, güçlü hacimler görüyoruz burada aylık ortalamanın üstüne gidiyor. Bu da yine e, olumlu sayılabilecek bir diğer etken. Herkese iyi akşamlar.